Dur, ne oluyor? Gel. Ne yapıyorsun? Konuşmamız lazım. E tamam, konuş, buradayım işte. Ya öyle ayak altında söylenecek bir şey değil. Tamam. Gece seni bir yere götüreceğim. Çıkamam ben. Toprağın yanında olmam lazım. Onun için buraya geldim, biliyorsun. Sebep ne olursa olsun. Yakınımda olman hoşuma gidiyor. Ama gece çıkamam ben. Ya ben onları da düşündüm. Bizim kızları ayarlayacağım. Toprağı yalnız bırakmayacaklar. Ben sana kaçta gideceğimizi haber vereceğim. Tamam mı? Bağ evine gitmiyoruz herhalde yine. Aman. Ben dersimi aldım. Sinemaya gideceğiz. Ne? Nasıl? Bildiğimiz sinema. Evet. Benden haber bekle. Gecikmedim inşallah. Toprak rüzgarı uyutuyordu, ona yardım ettim. Olsun. Seni beklemek bile güzel. Bilet almayacak mıyız? Ben daha önce almıştım. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. E kimse yok. Bizden başka kimse gelmedi mi acaba? Yo. Belki film başlamıştır, içeri girmişlerdir. Ya. Bir şey ister misin? Gazoz, bir de mısır olabilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir mısır, bir gazoz istiyoruz. Şeref ha. Bir de şeker alabilir miyiz? Alabiliriz. Bir gazoz daha verir misiniz? Buyurun. Tamamdır, teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi gel. Tamam. Burada kimse yok. Evet. Ne demek evet? Sen ne yapıyorsun Yusuf? Neden burada bizden başka kimse yok? Ben böyle olmasını istedim. Sinemayı kapattın bizim için. Öyle mi? O zaman bir daha böyle zahmetlere girme. Birlikte görünmekten utandığın kızla da sokağa çıkma. Ya ne alakası var? Havva. Bir sorun mu var hanımefendi? Havva. Havva. Niye anlayıp dinlemeden hemen çekip gidiyorsun? Dinleyecek bir şey yok çünkü. Hep aynı bahaneleri sayıyorsun. Sen benimle görünmek istemiyorsun Yusuf. Ben hep aynı muameleyle karşılaşıyorum. Ne muamelesi ya? Seninle görünmek istemesem dışarı çıkmazdım. O zaman neden kapattın sinemayı? Neden biz de herkesle birlikte izleyemiyoruz filmi? Çünkü bu eski bir film. Kimse izlemez yani.
En çok sevdiğim filmi sana izlettirmek istedim. Ama sen anlamak istediğin gibi anladın. Geceyi berbat ettin. Ne oldu Yusuf Bey, iptal mi? Hayır hayır, başlatın. Hi. Hey, you couldn't help me with an incredibly important decision, could you? This is important in comparison to, let's say, whether they should cancel third world debt. That's right. I'm at last going off on a date with the Green to me. Filmin adı ne? Aşk engel tanımaz. Çok bir şey kaçırdın mı? Hayır. İyi o zaman. That book's really not great. Just in case you know, browsing turned by. I think the man who wrote it has actually been to Turkey, which helps. There's also a very amusing incident with a cabal, which is one of my Yusuf, ne yapıyorsun? Yusuf, dur. Evlami teklif edecek galiba. Beğendin mi filmi? Çok. Çok güzel bir filmdi. Teşekkür ederim. Ne aşk. Kavuşamasalardı çok üzülürdüm. Ayrıken nasıl acı çektiler ama, değil mi? Bizim aşkımız da böyle güzel olur inşallah. Akşam saat 7'de meydana gel, kulenin altına. Neden? Ne işimiz var kulenin altında? Saat 7'de. Unutma.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Neden buraya çağırdın? Bir yere mi gideceğiz? Yo. Sana bir şey söyleyeceğim. Burada mı? Evet, burada. Aslında ben de seninle konuşacaktım ama... Burada değil. Çok kalabalık burası. Kalabalık mı? İnsan içine çıkalım diyen sen değil miydin? Senin istediğin şeyi yaptım işte. Yusuf, ben burada konuşamam seninle. Tamam, ben konuşurum. Söyleyeceğim şeyi de herkes duyabilir, problem yok. Bir şey söylemeyecek misin? Cevap vermeyecek misin? Sonra konuşsak bunu. Çok kalabalık burası. Bence bir sakıncası yok. Yeri değil Yusuf. Sen demiyor muydun ilişkimizi herkes duysun diye? Bence bu anı herkesin görmesi lazım. Tamam mı? Havva. Karım olmanı istiyorum, karım. Sen de bunu istemiyor musun? Hı? İstemiyor musun? Yusuf. Yapamam. Olmaz. Abla. Bunun yeri ama şakanın yeri değil. Yusuf, şaka yapmıyorum ben. Ben evlenemem seninle. Yapamam. Konuşalım. Ben duyacağımı duydum. Yusuf! Gitme! Gitme! Pardon.
İyi akşamlar. Hoş geldin abi. İyi akşamlar beyim. Hayırdır? Önemli bir şey yok ya. Yok beyim. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Durup dururken düştü bayıldı. İyi misin Toprak? İyiyim Yusuf Bey. Bir şeyim yok. Kusura bakmayın hepiniz telaşlandırdım. Olur mu öyle şey? Al ablacığım. Kim yardımcı oluyor Toprak Hanım'a? Abla. Endişelenecek bir şey yok. Tansiyonu düşmüş. Niye düşmüş peki? Böyle ciddi ameliyatlardan sonra normaldir. Ama kendinizi biraz fazla yoruyorsunuz. Bu süreç zarfında daha fazla dikkatli olmanız gerekir. Süt de veriyormuşsunuz. Siz de yorulmasına engel olun, daha iyi beslensin. Zaruri ihtiyaçları dışında dinlensin. Tamam doktor bey, merak etmeyin, sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben geçireyim sizi. Sağ olun doktor bey. Ne yaptın da kendini yordun Toprak? Ya rüzgarı dışarı çıkarmış. Ana yüreği işte, beklemeyi bilmez. Oğlan hava alsın istemiş. Yani kendini yormayacaktın. Ama ne yapayım Yusuf Bey, çok huzursuzdu rüzgar. Biraz hava aldırayım dedim. Zaten rahatladı, uyudu baksanıza. Bir de kendimi yormadım diyorsun. Toprak, biz bakacağız sana. Senin hareket etmemen lazım. Bak böyle yapacaksan Pınar baksın rüzgara birazcık. Yo, tamam söz, yormayacağım kendimi. Bir dahaki sefere bozuşuruz bak. Ben yiyecek bir şeyler alayım geleyim. Abla, bir şey ihtiyacınız olursa ararsınız beni. Tamam beyim, sen bu akşam gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim abla. Hadi iyi akşamlar. Geçmiş olsun. Nerede kaldın? Rakının buzları eridi çoktan. Sen yeni bir duble daha koy. Ben geliyorum Ezgi. Ne oldu kız? Sorma bu şimdi teyze. Ne oldu ortada? Çekil içeri gireceğim. Domuz gibi biliyorum ne olduğunu. Teyze. Toprağı göreceğim. Çekil. Kız yattı. Dinlenecek. Sen de benimle beraber aşağı gelip rapor vereceksin. Yürü. Gel bakalım. Anlat ne oldu? Sakın, sakın bana bir şey yok deme. Yusuf da sen de bam teli gibi gerilmişsiniz. Dokunanın elinde kalacaksınız. Havva, benim canımı sıkma da konuş. Saat kulesine giderken böyle değildin. Şeytan çarpmış gibi döndün. Sadece sen değil, Yusuf da öyle. Ne oldu anlatsana. Bana evlenme teklif etti. Anam, esas mı kız? Evet. Hem de meydanda herkesin gözü önünde. Saat kulesini o yüzden çağırmış. Aferin sana kız. Vallahi umudum yoktu. Helal olsun sana. Kız bugün bayramımız bizim. Ne zaman istemeye geleceklermiş bir şey dedi mi? Senin suratının hali ne böyle? Zil takıp oynayacağın yerde afra tafra ne oluyor? Kabul etmedim. Ne etmedin? Bir daha söyle bakayım. Teklifini kabul etmedim. Oh teyze dolanıp durma. Bitti işte. O ne demek kız bitti? Bitti demek bitti demek. Oyun bitti teyze. Ha, bitti demeyle bitiyordu sanki değil mi? O kadar kolaydı. Onca günah babamızın hayrına mı işledik? Ne oldu anlat bakayım. Uzatma teyze.
Bitti diyorsan bitti. Ötesi yok. Havva, beni zıvanadan çıkarma. Bir fidan diktik, ağaç oldu. Şimdi meyve vermiş. Sen kalkmış, yok ben artık tokum diyorsun. Delirdin mi? Havva'm, bahar gözlüm. Bak, onca deli çaydan geçtik el birliğiyle. Şimdi hangi derede neden boğuluyoruz? Bana da de. Niye bitti diyorsun? Nedeni yok teyze. Evlenip koynuna girecek olan ben değil miyim? Artık istemiyorum. Ötesini sorma. Bana baksana sen. Öyle Yusuf'a yaptığın tavırlara benzemez bana posta koymak. Senin o oyun dediğin hepimizin hayatı. Hemen anlat ne olduğunu. Sebebi sana kalsın. Umurumun 15'i değil. Hemen gidip Yusuf'tan özür dileyeceğim. Gerekirse ayaklarına kapanıp teklifini kabul edeceğim. Yapmayacağım. Gönül diyor. Şöyle indir suratının ortasına. Kır o diktiğin burnu. Havva. Bak elimden bir gaza çıkmadan aklını başına al. Kız biz bu işe niye girdik ha? O yüzüğü parmağına takmak için değil mi? Adam kıvama gelmiş. Bırak bunu, aşık bile olmuş. Gözünü karartıp insan içinde evlen benle demiş. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldin. Çekip elini alsana postu. Bak, biz bu işe beraber başladık. Beraber bitireceğiz. Sen de sözümü dinleyeceksin o kadar. Şimdi git Yusuf'u ara bul. Kalk. Kurtulacak hayat benim hayatım. Sana ne oluyor? Hı? Hem sen benim karşıma geçip bu saatten sonra tek başınasın demedin mi? Kendi kendine karar değiştirip bu iş bitti demedin mi? Ben de kararımı tek başıma verdim teyze. Bitti, anlıyor musun? Bitti! Ya bana akla sığacak bir sebep söyle. Bitti, bitti, bitti. Ağzından başka laf çıkmıyor, bitti. Nedeni falan yok. Bitti. Bu hayat benim hayatım. Başlarım senin hayatına. Adamın bağ evine gidip yataklarında oynaş. Evlen benden diye ağzının suyunu akıt. Sonra dirsek göster ha. Yok öyle. Burada her şeyi anlatacaksın. Yoksa bu odadan çıkarmam seni alimallah. Ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz? Sesiniz kapının dışından duyuluyor. Neyi paylaşamıyorsunuz? Bir şey yok hanımım. Bir mesele vardı da onu konuşuyorduk. Yani sana da aferin Havva. Kardeşin yukarıda ayılıyor, bayılıyor. Sen burada dedikoduda. Çık hadi çık. Madem yardıma geldin, çık bir işe yara. Evet. Ne oluyor? Kuyruğuna basılmış gibi bağırıyordun. Bir şey yok hanımım. Toprağın durumuna üzülüyorum. Bu kadar. Başka ne olsun ki? Nihayet Yusuf Bey, buzları erimeden iç de yoksa bunu da dökeceğim. Anlatmayacak mısın? Ben bu sahneleri bir yerlerden hatırlıyor gibiyim. Gene Betül mü canını sıktı? O köprünün altından çok sular aktı. Biz görüşmeyeli o kadar olmuş desene. Ben de diyordum içimdeki bu boşluk, bu özlem nedendir diye. Sebebi sen misin meğer? Ezgi. Hiç avamda değilim. Bir tane daha koy.
Peki o zaman, havanı bulursun belki. Bu kadar yeter. Yatacağım ben. Nasıl istersen. Oda numaran aynı mı? Misafir kabul edersin herhalde. Yalnız yatacağım. Ana, bura açık kalmış. Zere evin içi buz kesmiş. Ay ben sana ne diyeyim gerizekalı. Soğuktan kuyruğu titretecek haberi yok. Havva. 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 Havva kız. Havva, donacaksın burada kalk. Teyze. Teyze ya. Allah'a şükür hala beynine kan gidiyor. Mart rızası gibi bakma da öyle, kalk gir içeri. Burada uyumak da neyin nesi? Uyumuyorum, içim geçmiş. Sen ne zamandan beri buradasın bakayım? Kalk adama sırtını dön. Ondan sonra da sabaha kadar yolunu gözle. Yolunu falan gözlediğim yok. Hava almaya çıkmıştım. Uyumuşum işte. Külahımı anlat. Gece ışıkları söndürürken gördüm seni. Aynı yerde tünüyordun. Soğuktan inadın kırıldı mı bari? İyice düşündün, taşındın mı? Değişen bir şey yok teyze. Her şey aynı. Havva, seni şurada evire çevire dövsem hırsım alışmaz. Bana bir neden söyle ya. Bir neden. Allah Allah, nedeni yok teyze. İstemiyorum. Üstüme gelme artık. Ben senin altını üstüne getireceğim daha. Sen dur. Sen dur. Ayaktasınız bu saatte. Toprağa mı bir şey oldu? Yok. Toprağa bir şey olmadı. Nedense uyku tutmamış Havva'yı. Yoksa ben de yeni kalktım. Kafanı taşlara vuracaksın ama nafile. Erkek kısmı sabaha karşı eve geliyorsa hayır alamet değildir. Umurumda değil teyze. Ne yapıyorsa yapsın. Sen daha mıhla o ağzını Emel. Ben de sultansam ne olduğunu öğreneceğim.
Senin de burnundan fitil, fitil getireceğim. Abla, neredesin? Sabah baktım yoktun. Terastaydım, hava aldım biraz. Sen iyi misin? Kahvaltı hazırlayayım mı sana? Yok, gerek yok. Ben de seninle inerim zaten aşağı şimdi. Olur mu öyle şey ablacığım? Doktor sana ne dedi Toprak? Merdiven inip çıkmak yok demedi mi? Ben şimdi ikimize güzel bir tepsi hazırlarım. Tamam mı? Tamam. Önce senden bir şey istesem. İste ablacığım. Şu beşiği şöyle alayım diyorum. Hava çok soğudu, esiyor kapıdan. Tamam, sen otur, ben hallederim. Sultan abla. Buyur beyim. Ben birkaç gün bağ evinde kalacağım. Eşya hazırlayıp oraya yollar mısın? Hayırdır beyim, bir şey mi oldu? Yok bir şey, sen dediğimi yap. Tamam, sen nasıl istersen. Kime sorsam nedeni yok, sebebi yok maşallah. Abla bana mı bir şey dedin? Herkes işine baksın dedim. Ne kızım? Yumurta. Allah Allah. Esas mı? Tövbe yarabbim kız, ben de görüyorum yumurta olduğunu. Bıngıl bıngıl olunca Hamiye Hanım'ın midesi kaldırmıyor. Ama öğrenemediniz. Öğrenemediniz. Koy pişsin daha, koy. Ben ne diyeyim size ya? Ha? Ne diyeyim ben? Kahvaltı hazırlama. Mutfak talimi. Yardım ister misiniz? Yok kızım, sağ ol. Sen kendine bir çay koy. İçin ısınsın hem. Beynine de kan gider belki. Sağ ol teyze. Biz kahvaltıyı yukarıda Toprak'la yapacağız. Seninki bu evine gidecekmiş. Birkaç gün orada kalacakmış. Seninki deme teyze. Yılbaşı gecesi yaşlı Noel Baba gökle yeri birleştiren, üstünde yıldızların, altında ağaçların. Kahvaltı geldi. Ablacığım, Allah senden razı olsun. Ne zaman ihtiyacım olsa hep yanındasın. Öyle olacak tabii ablacığım. Ama sen böyle kendini yordukça ben çok üzülüyorum. Hem bak ben iyiyim, aşağı inebilirdim. Kahvaltıyı mutfakta beraber de edebilirdik. Emin misin Toprak? Yani kendi kendine idare edebilecek misin? Tabii ederim ablacığım. İyi, o zaman bir şey söyleyeceğim sana.
Kızmazsan ben bugün artık eve dönsem. Neden ki? Bak dün gece de sordum, cevap vermedin, kızdın. Yoksa Samiyet Hanım mı bir şey dedi? Bak eğer öyleyse ben konuşurum Yusuf Bey'le. O gereğini yapar. Yok yok. Bir sıkıntı yok. Yusuf Bey'le konuşma sakın. Bir sorun yok. Sadece sıkıldım konakta. Koskocaman ev üstüme geliyor. Benim senin gibi rüzgarım da yok. Haklısın tabii. Zaten Nazım öldüğünden beri sen de ben oradan oraya savrulup durdun. Sırf beni iyi olayım diye önce fedakarlık yaptın. Hamiyet Hanım'ın tafralarına bile sesini çıkartmadın. Sırf laf olmasın diye konağın işlerine bile koştun. Artık kendi başımın çaresine bakmalıyım. Senden daha fazla bir şey istemeye hakkım yok. O ne biçim söz? Aşk olsun. Yapacağım tabii Toprak. İsteyeceksin, ben de yapacağım. Ablanım ben senin. Ben senin için her şeyi yaparım Toprak. Gerekirse hayatımdan geçerim. Tamam, şimdi gidiyorum. Ama bir şey olduğunda beni arayacaksın. İlk beni arayacaksın. Canım abla. Yapma. Güzel kardeşim. Beni anladığın için sağ ol Toprak. Canım. Hadi. Hadi. Ablacığım. Kendine iyi bak. Asıl sen kendine iyi bak ablam. Bak söz verdin, eğer bir şey olursa beni arayacaksın, tamam mı? Tamam abla. Hadi ayakta kalma fazla. Olmaz. Yani öyle içime sinmez. Seni gelip geçireceğim ben. Ben bir rüzgara bakayım, iniyorum hemen aşağı. Tamam, tamam hadi. Cemile, gazeteleri unutma. Of of, Yusuf Bey çok sinirli bugün. İşimiz var vallahi. Hayırdır, nereye? Eve dönüyorum Cemile. Tamam, görüşürüz. Ablacığım. Annemlere de selam söyle, olur mu? Tamam ablacığım, söylerim. Teyze, ablam gidiyor. Öyle mi? Konakta işin bitti yani. Bitti, evet. Hani kardeşine bakacaktım. Kız daha akşam ayıldı bayıldı. Lafa gelince kardeşimi çok severim. İşe gelince sıvışıyorsun, öyle mi? Teyze, niye öyle söyledin şimdi? Gayet iyiyim ben. Benim kardeşimi ne kadar sevdiğimi bir Allah bir de ben biliyorum teyze. Gerisini bilmesine de gerek yok. Teyze, niye böyle söyledin ki? Bak kırdın ablamı. Kaç bakalım Havva Hanım. Nereye kadar kaçacağım? Hangi kara deliğe gireceğim acaba? İşte bastırdı. Abla. Sen teyzeme aldırma ne olur. Zaten niye böyle yaptı anlamadım. Boş ver. Biri tavuğuna kış demiştir, yine hırsını benden çıkarıyordur. Üzülme sen. Ararım ben seni. Dikkat et kendine, tamam mı? Nereye Allah, ben bırakayım. Sağ ol Murat, eve gidiyorum. Yoksa Yusuf Bey kızar bana. Gel ben bırakayım. Kızmaz kızmaz, merak etme. Yürüyeceğim ben. Sağ ol, kolay gelsin. Sağ ol. İşte gözünü de kaçırdın. Nen var bir tane. Bak ana oğul böyle çok uzak kaldık. Ben çok üzülüyorum buna.
Kızıyorum, hiçbir şey söylemiyorsun. Sitem ediyorum, hiç oralı değilsin. Yapma böyle be oğlum. Yapma benim kara göz. Günaydın Hamiyet Hanım. Günaydın. Günaydın Yusuf Bey. Günaydın. Bak bir şey yok diyorsun ama sabahtan beri yağıp gürlüyorsun. Anne üstüme gelme artık. Ay nasıl gelmem Allah aşkına? Sabahlara kadar eve girdiğin yok. Sende bir şey var ama bana söylemiyorsun. Anne konuşmak istemedikçe zorluyorsun. Sonra laf söylüyorum üzülüp kırılıyorsun. Bütün sıkıntın bu muydu? Sende miydi bu? Hı hı. Bendeydi. Ardına düşersin dedim ama gelip sormadın hiç. Sebebi belli olduğuna göre sahibi de kim söyleyeceksin herhalde. Sahibi yok bunun. Yusuf vallahi sinirimi bozmaya başladın ha. Haberimiz olmadan bir kızla evlenmeye kalkıyorsun. Kızı alıp bize getirmiyorsun. Elimizi öptürmüyorsun. Onayımızı almıyorsun. Şimdi de sahibi yok diyorsun. Anne, kim olduğunun bir önemi yok artık. Ne demek bu şimdi? Kız beni reddetti. Nasıl reddetti? Basbayağı reddetti. Evlen benimle dedim, kabul etmedi, reddetti. Bu yüzüğün bir önemi yok artık. Allah'ım ne yapıyorum ben, ne yapıyorum? Bunu yapmaya hakkım bile yok. Abi. Gelsene biraz. Ne oldu? Gel işte. Otursana. Hayırdır? Ya dün annemlerin yanında konuşamadım. Ama halinden anladım tek bir şey var. Kabul etmedi galiba. Neden ama abi? O da istemiyor muydu? Bilmiyorum Münevver. Ben cevabımı aldım işte, bana yetti. Konuşmak ister misin? Gel hadi bir yerlere gidelim, oturup dertleşiriz. Yok yok. İyiyim ben, merak etme. Birkaç gün bağ evinde kalacağım. Kafamı dinleyeceğim. Tamam, sen bilirsin. Üzme ama kendini, tamam mı? Tamam, dönünce görüşürüz. Tamam amcığım. İyi bak kendine. Tamam. Thank you.
Allah'tan ayrılmış, evde mi? Odasında. Remzi, söylesene neler oluyor? İkisi de beni duyuyor mu? Al birini, vur ötekini. Kızım. Sorgu sırası sana mı geldi baba? İş sorgusu halden çıktı kızım. Teyzem fıttırmış. Ya Havva Yusuf'un teklifini kabul eder ya da DNA raporunu değiştirdiğinden başlayıp her şeyi anlatırım adama diyor. Hiç şaşırmadım. İşler istediği gibi gitmiyor ya. Çıkarır tabii kırılasıca tırnaklarını. Akbaba kılıklı. Kadın haklı kızım. Adam zenginliğini, itibarını gümüş tepsi içinde sundu sana. Sen ardını dönüp gittin. Senin yerinde olmak için can verecek ne kadar çok kız var biliyor musun sen? İyi, istiyorlarsa onları alsınlar o zaman. Ben istemiyorum. Neden kızım, neden? İstemiyorum baba. Hepiniz bir olup üstüme gelmeyin benim. Anlatamadım galiba kızım. Üsteleyen ben değilim teyzen. Kadın başınıza gelecekleri düşünün dedi, çıktı gitti. O işler o kadar kolay değil baba. Anladın mı? Değil. Senin gözünü korkutmaya çalışmış o belli ki. Becermiş de. Gidip her şeyi anlatsa, sence ben susar mıyım? Hı? Bu işte benim tek başıma olmadığım belli. Teyzem çok akıllı kadın. Kendini ateşe atmaz, merak etme. Ben de ondan korkuyorum asıl. Teyzeni 30 yıldır tanırım. Her şeyin sebebi kendisi olsa bile bir çalım atar, zeytinyağı gibi üste çıkar, altta kalan sen olursun. Yani diyeceğim öyle böyle manyak değil. Bana bıçak bile çekti. O kadar rahat olmasan iyi olur derim. Seni böyle böyle dövsem hırsım alışmaz Havva Hanım. Ama kabahat sende Sultan. Eşeğini sağlam gaza bağlayacaktın. Teyze. Toprak, ablan gitti, ayaklandın yine değil mi? Yo, iyiyim ben. Asıl sen kime kızgınsın bu kadar? Kasaba toprağım, kasaba. Gene gayış gibi et kakalamış bize. Ne o? Sen de bir kabahat işlemiş gibisin. Yanakların al al. Hayrola? Yok, iyiyim ben. İyi. İyi o zaman. Teyze. Hı? Yusuf Bey bir kıza aşıkmış biliyor musun? Bak sen. Sen nereden duydun? Hamiyet Hanım'la konuşurlarken duydum. Kim olduğunu söyledi mi? Yok. Yani Hamiyet Hanım ısrar etti ama Yusuf Bey söylemedi. Evlenme teklif bile etmiş kıza. Ama kız hayır demiş. Aklı yokmuş o kızın. Salakmış. Yusuf hayır denecek adam mı? Değil tabii. Yani şey... Yusuf Bey çok değerli bir insan. Zaten ben sana bunu şey için dedim. Hani sen bana demiştin ya Yusuf Bey sana karşı boş değil diye. Bak yanılmışsın işte. O başkasını seviyormuş. Neyse. Ben seni meşgul etmeyeyim. Sana kolay gelsin. Son günlerde ben zaten çok yanılıyorum. Allah sonuma hayır etsin. Hiç
uğraşamam seninle Cüneyt. Remzi. Ne? Bir baksana bana. Neler oluyor söylesene. Bir şey olduğu yok. Nasıl yok? Kız birdenbire toparlanıp eve geliyor. Sonra esiyor, gürlüyor. Odaya kapatıyor kendisini. Sen de kalkmış bana bir şey yok diyorsun. Bir şey varsa da ben bilmiyorum. Çok merak ediyorsan kızına sor. Az önce attın. Aklın başında değil ki. Kim bilir kafanda kaç tilki dolanıyor. Kuyrukları da birbirine düğüm olmuş. Açamıyorsun belli ki. Kızım, neyin var? Bir şey mi oldu yoksa? Bir şeyim yok dedim ya anne. Uyumak istiyorum sadece, birazcık. Niye odanı zifiri karanlığa çevirdin? Kendini içine de kapattın. Anne, çok yorgunum. Uyumak istiyorum. Ne olur. Kızım, gündüz gündüz ne uykusu bu böyle? Anne bak, hastaneden beri uyumadım. Konakta toprağın başında bekledim bütün gece. Tükendim. Çocuğun sesi bir yandan. Birazcık dinlenmeye, uyumaya ihtiyacım var. Ne olur izin ver. Gerçekten yorgunum anne. Ne olur Allah rızası için izin ver, uyuyayım biraz. Vallahi ne yaptıysam konuşturamadım Baldız. Ağzından laf alamadım yani. Bir işi becersen şaşardım zaten. Ne yapayım? Dediklerini aynen söyledim. Ağzından kerpetenle mi alayım lafı? Gözü korkmadı diyorsun yani. Yok, bu gözü karalığı, gemileri yakma huyu kime çektiyse artık. Uzatma, tamam kapat haydi. Çeken damarın kurusun. Tövbe tövbe. Balonlar buradan çok güzel görünüyor. İnsan onun içinde kendini çok özgür hissediyordur herhalde. Nasıl yani herhalde? Hiç bilmedin mi? Hadi gel. E hadi de dedim. Ne demek niye geldin anne? Evim değil mi? Gelemez miyim? Evin. Ama ben sana demedim mi kardeşini yalnız bırakma ameliyatlı diye? Toprak gayet iyi anne, merak etme, bana ihtiyacı yok. Nasıl yok? Sağlığından geçtim. Yusuf Bey'i ondan uzak tutmak için kalmayacak mıydın sen? Neden Yusuf Bey'i ondan uzak tutacağım? La havle ve la. Kızım konuşmadık mı seninle? Yusuf Bey çapkın, niyeti belli olmaz. Ya dedikodular gerçek mi olsun istiyorsun sen kızım? Olsun anne.
Toprak yakında boşanıyor. Yusuf Bey'den iyisini mi bulacak? İyiliği bassın. Hancıoğlu değil mi? Bizden uzak, Allah'a yakın olsun. Öyle deme anne, öyle deme. Belki kızının da gönlü vardır. Nereden biliyorsun? Bir dakika, bir dakika. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya kızım neler oluyor, söylesene. Bir şey olduğu yok anne. Sen benim söylediğime bakma. Canım burnumda zaten, bütün gece uyumadım. Merak etme. Kızım mis gibi bakılıyor konakta. Kimsenin de namusuna göz diktiği falan yok. Peki niye az önce öyle söyledin kızım? Canım sıkkın işte anne. Söylediğime bakma. İlaç alıp yatacağım ben. Sultan, hayırdır niye geldin? Aşk olsun yani. İnsan böyle mi karşılar? Hem kardeşimin evi. İstediğimde kapısını çalamayacak mıyım? Ay ne bileyim. Geç buyur geç. Dondum vallahi. Çay hazır. Çay mı? Rahmetli kaynanam beni pek sevmezdi ama. Ölmüşlerinin ruhuna değsin. Afiyet olsun. Nasılsın? Sağlığın, saatin iyi mi? Bugünümüzde duacıyız işte. Eniştem nerede? Hastaneden beri görmedim. Lavaboda, birazdan çıkar. Havva nerede? Sultan. Şu meselenin köküne gel bakayım hadi. Ya üstüme iyilik, sağlık. Uğrasam kabahat, hal hatır sorsam suç. Ne bileyim, hiç alışık değiliz ilgine mazhar olmaya. Nazım öldüğünde bile bu eve adımını atmadın sen. Gerisini hiç demiyorum. Ne zamanki kızlarım konağa geldi, sen de bu evden adımını eksik etmez oldun maşallah. Bir sen değil, Havva da bir tuhaf. Bırak şimdi hal hatır sormayı da, sen neler oluyor söyle bakayım bana. Hmm.
Güzellik uykusundan kalk da konuşalım. Yine ne var teyze? Hiç. Kuaföre gideceğim. Benimkinden memnun değilim de. Belki bir tanıdığın vardır diye. Kız kalk. Benim asabımı bozma. Dinliyorum. Hala ağzının bağını çözmeyeceksin öyle mi? Anlatacak bir şey yok teyze. Baban bir şey demedi herhalde. Bu yaktığın ateşe seni atar, tutuştururum kızım. Beni kendine bulaştırma. Anlattı babam, anlattı. Tehditler savurmuşsun. Belli ki sen de iplememişsin. Yemin şart olsun, çıkarım Yusuf'un karşısına. Aha, o kucağındaki oğlan senin değil derim. Bunu da Havva etti derim. Jandarmaya gider dibini deşerim. Bütün dümenlerini ortaya dökerim bir bir. Öyle mi? İyi. Arayalım hemen Yusuf'u. Ne yapıyorsun sen kız? Anlatalım ne var ne yoksa. Dur. Sen bir dur. Dur. İşini kolaylaştırıyorum teyze. Ver şunu bana. Ver. Beyim. Efendim Sultan abla. Akşama gelmeyecek misin? Yani kesin mi? Onun için aradım. Gelmeyeceğim abla. Tamam bey. Tamam. Senden korkan senin gibi olsun. Bundan sonra olacak bitecek umurumda değil benim. Kızım sen iyi değilsin. Kafayı yemişsin. Deli bozuk. Baldız. Ne oldu? Bir şey öğrenebildin mi? Neymiş derdin? Seninkinin aklıyla zoru. Basbayağı manyaklaşmış işte. Ama yeter. Canıma tak dedi ettikleri. Onunla uğraşamam artık. Ama ben biliyordum Havva'nın böyle bir hırtlık edeceğini. Adam yüzükle geldi, su yatağını buldu derken seninki fıttırdı. Ha bitti mi diyor. Esas bende bitti artık. Bu saatten sonra iki cihan bir araya gelse, ayaklarıma kapansa benden ona el yok artık. Ne yapacağız peki? Vallahi ben yoluma bakacağım. Bak, lafı gene toprağa getireceksen bozuşuruz baldız. Başka çaresi mi var? Hem korkma artık. Kardeşler birbirine düşmez. Ne de olsa Havva Hanım gönlünden vazgeçti. Toprak hala evli baldız. İzin vermiyorum diyorum, o kadar. İzin isteyen mi oldu? Enişte. Bu işe ilk konağın mutfağında he dediğin gün ipler benim elime geçti. Bu yola gönüllü girdin. Ben Havva için tamam dedim sana. Sen kendini çoktan şeytana sattın deli Remzi. Şimdi bana ahkam kesme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.